Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2000 liraya yükseltildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000 er Türk lirası ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için, 2018'den bugüne kadar 114 milyar Türk lirası bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir ifadelerine yer verildi. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum." Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak. Ödemenin yapılacağı tarihte emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca kurumdan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan, emekli maaş ve ikramiyelerinde artış yapılmasını öngören kanun teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a, Sayın Elitaş, bir buçuk ay çalışma yaptıklarını söyledi az önce. Bir buçuk ay çalışma yapılmış, 7500 lira olarak bu uygun görülmüş ya 7500 lira, bir maaş artışı falan değil. Kök maaşta bir değişiklik yok. Kök maaşta niye değişiklik yapmıyorsunuz, diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün, en düşük emekli aylığının 7500 liraya, emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyelerinde 2000 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi görüşülüyor. HDP eş genel başkan yardımcısı ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan komisyonda söz alarak az önce Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz konuşurken şöyle bir söz söyledi. Bence bu toplantının alameti farikası o sözde saklı. Torba kanunlar birbirleriyle alakalı olan bir takım hususları bir arada tutmaya dönük olarak çıkarılır babında bir şey söyledi. Burada, bütün bu maddelerin kesişim kümesinde sadece bir şey var, o şey de seçim. Dolayısıyla o zaviyeden bakılarak bütün planlamalar yapılmış, dedi. Kök maaşta niye değişiklik yapmıyorsunuz? Rıdvan Turan, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a şöyle seslendi. Sayın Elitaş, bir buçuk ay çalışma yaptıklarını söyledi az önce bir buçuk ay çalışma yapılmış, 7500 lira olarak bu uygun görülmüş. Ya 7500 lira, bir maaş artışı falan değil. Kök maaşta bir değişiklik yok. Kök maaşta niye değişiklik yapmıyorsunuz? Yani 2008'de çıkardığınız 5510 sayılı kanun, neoliberalizmin şaykası bir kanun. Bu kanun içerisinde güvencesizlik vardı. İş sağlığı güvenliği eğitimi verdim uzun bir süre, o sebeple söylüyorum bunu aynı zamanda. Turan, kök maaşı niye önemsiyoruz? Çünkü yılda iki defa kök maaş üzerinden bu insanlar maaşlarını alacaklar, yani zam onlar üzerinden yapılacak. E bu böyle olduğunda 7500 lirayı biz uygun gördük dediğinizde bu onun maaşına, refahına dönemsel olarak etki edecek ama bir süre sonra bu etki olduğu gibi ortadan kalkacak. Dolayısıyla burada bir Ali Cengiz oyunu var. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığı kanısındayız ifadelerini kullandı. Kur'an, teklifin özlük haklarını düzenleyen maddelerine değinirken, yüksek yargıçların özlük haklarının iyileştirilmesi, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Ama ben, bir hekim olarak özlük haklarımın iyileştirilmesinden ziyade, bu çok önemli kuşkusuz, aynı zamanda sağlıkta şiddeti engelleyecek sonuç alıcı bir tutum beklerdim sizden. Mesela yargının sorunu yalnızca cüzdan meselesi midir? vicdan meselesi hiç yok mudur Yıllardan beri yüksek yargıda dahil olmak üzere yargı üzerinde iktidarın türlü yönelimlerini ne yapacağız Muhtemelen yargıçlar adil ve siyasetin gölgesinde olmayan bir yargı sisteminin maaşlarına yapılacak iyileştirmelerden ki bunun öneminin tekrar altını çiziyorum çok daha önemli olduğunu düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum vurgusunu yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen yeni yasal düzenleme ile emeklilerin taban maaşları 7500 liraya çıkartılırken bayram ikramiyeleri de 2000 lira oldu. Böylece emekliler yılda iki ikramiye ile birlikte toplamda 4000 Türk lirası almış olacaklar. İkramiye her emekliye maaşı kaç lira olursa olsun eşit olarak ödeniyor. Bu yüzden maaş almaya hak kazanan etliler için de ilk ikramiye hakkı doğmuş olacak. İkramiye için herhangi bir başvuru yapmanız gerekmiyor. Paralar otomatik olarak maaş hesabınıza yatırılıyor. İşte zamlı ikramiyelerle ilgili soruların cevapları. SGK'dan yaşlılık, vazife malullü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mart ayında başvuranlar da ilk ikramiyelerini Nisan ayında alacak. İkramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Mart ayında emeklilik için başvuranlara 1 Nisan itibariyle aylık bağlanacak. Bu nedenle bu ay başvuranlar Nisan'da verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Bunun dışında emeklilik başvurusu yapan yetkililerin emeklilik tarihlerine göre ikramiye hakkı doğacak. Örneğin Haziran ayına kadar başvuranlar için Kurban Bayramı ikramiyesi hakkı doğmuş olacak. Hazirandan sonra emeklilik için müracaat eden eğitliler ise bayram ikramiyelerini 2024 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde alacaklar. Bu yüzden Nisan'daki Ramazan bayramı ikramiyesinden sadece Mart ayında başvuran eğitliler yararlanacak. İkramiye ödemeleri bayramdan önceki hafta yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konudaki ödeme takvimini duyuruyor bu yıl Ramazan bayramı öncesi hafta 17-20 Nisan tarihlerine rastlıyor. Bu dört gün içinde ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. Bayram ikramiyeleri emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor. Bugüne kadar emeklilere her bayramda 1100 Türk lirası olmak üzere toplamda 2200 Türk lirası ödeme yapılıyordu. Bu sene ikramiye miktarı 900 Türk lirası artırılarak 2000 TL'ye çıkartıldı. Böylece 2000 Türk lirası Nisan'da ve yine 2000 Türk lirası Haziran'da olmak üzere toplamda 4000 Türk lirası ödeme yapılacak. Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı alanlara maaş oranına göre İş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek. Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı 75'inci. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise %50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından %25.